Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda ne yazık ki kameram olmayacak. Çünkü kamera ile ilgili bir işlem yapacağız ve yine bir önceki videoda olduğu gibi sesim gitsin istemiyorum. Kendime dublaj yapmaktan sıkıldım çünkü. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda JavaScript'teki barcode detection API'yi kullanarak web gemimizden barkodlarımızı okutacağız ve bu okutulan barkodları API'mize göndereceğiz. Varsa ilgili detaylarını, o barkodla ilgili ilgili ürün detaylarını listeleyeceğiz. Şimdi İlk e, ilk olarak şunu düşünelim. Bu barcode detection API ile ne yapılabilir? Şimdi biz kendi webcam'imizden eee tarayıcımız üzerinden bir barkod okuma sistemi yapıyoruz aslında. İşte diyelim ki bir e-ticaret sisteminiz var ve bir ürün sattınız. E, Barkodunuz belli, ürünün ne olduğu belli. Mesela e sitesine bir buton koyarak kullanıcının telefonundan ya da ne bileyim bilgisayarından bu barkodu okutarak ilgili ürüne gitmesini sağlayabiliriz ne, veya kargo detaylarını görüntülemesini sağlayabiliriz. Veya e, bir bakkal dükkanınız vardır ve bununla birlikte bir şey yaparsınız. E, fiyatlarını unuttuğunuz şeylerde böyle bir sistem kullanabilirsiniz. Bedava sistem sonuçta. Veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela harcamalarınızı tutmak istiyorsunuzdur değil mi? Market alışverişlerinizi falan vesaire Veya e, şeyi takip etmek istiyorsunuzdur. E, Enflasyonun mesela açıklanan değerleriyle gerçekler eşleşiyor mu onu görmek istiyorsunuzdur ve mesela atıyorum 2 yıldır bu sistemi kullanıyor olabilirsiniz. Şöyle ki mesela gittiniz marketten bir kola aldınız. Onun barkodunu okutuyorsunuz. Sistemde yoksa o barkodu ekliyorsunuz bir kere. Bunun kola olduğunu biliyor çünkü barkod zaten hep aynı. Ve Atıyorum iki sene sonra tekrar okuttuğunuzda fiyatında giriyorsunuz ve diyorsunuz ki arkadaşlar bunun fiyatı bak 2018'de atıyorum 3 liraymış 2021'de olmuş sana 6,5 lira gibi. Kendiniz de enflasyonu böyle takip edebilirsiniz. <laughs> Veya işte e, aylık market alışverişleriniz vesaire böyle takip edebilirsiniz. Aslında düşündüğünüzde yapılabilecek çok fazla güzel şey olabilir. Hatta e, Kadir Köymen'in de böyle bir projesi vardı. E, böyle şey yapıyordu. Hatırlarsanız belki izlediyseniz e, şeyde, aplikasyondan barkodları okuyordu. Sanırım o barkodları Google'dan aratıp ilgili görselleri bularak işte şey yapıyordu, bir market alışveriş şeyi gibi bir şey yapıyordu. Ya O bile yapılabilir aslına bakarsanız. Eğlenceli olabilir. Şimdi biz de bir şeyler deneyeceğiz. O yüzden e, ben bir react uygulaması başlattım. Boş şu an bir react uygulamamız var. E, burada ne yapalım biliyor musunuz? İlk olarak kullanacağımız şey e, Media Device altındaki Get User Media ile bizim şeyimizin ekran görüntüsünü alacağız. <laughs> e, adını getirin kameramızın Tamam şimdi ne yapacağız öncelikle app.js'imize girelim şurada bir tane Video Ekliyorum burada videoyu ekleyeceğim ama Autoplay olsun ve Muted olsun Başka Şimdilik bu kadar yeter Tabi ne yapacağım bunu reflemem lazım bir kere ilk başta import use ref diyeceğim Ve from react Dolayısıyla şurada diyelim ki const video diyelim ve use ref'i kullanıyorum. Burada da ref video dediğim zaman artık bu elemanın bunu temsil ediyor. Tamam buraya kadar okeyiz. Ve kullanıcı yani daha doğrusu bizim şeyimiz ilk e, yüklendiğinde komponentimiz. Gideceğim ben şunu kullanacağım. Navigator Media Device Get User Media'yı kullanacağım. Burada constraints olarak da video şunu verebiliriz mantık olarak. Ondan sonra ne yapıyormuşuz gördüğünüz gibi. Burada bize bir promise döndüğü için den veya keçi kullanabiliriz ya da async işlemi yapabiliriz. Ama burada use effect'te async işlemini tavsiye etmiyor React. Onun yerine belki bu IIFE hani immediately invoked function <laughs> e, expression vardı ya hani anında çalışan fonksiyon öyle bir şey yapabiliriz ya da e, direkt şuradaki den veya keçi kullanabiliriz. Çok da önemli değil açıkçası. Navigator'ın altında, Media Devices altında Get User Media'ymış. Navigator'ın altında, e, Media Devices altında Get User Media. Burada şu arkadaşı şöyle yapacağım ben. Width e, 1280, Height 720 olsun. Ondan sonra ne yapıyorum? Den dedim. Bu bana bir stream veriyor arkadaşlar. Bu streami verdiği zaman bir şey yapacağım. Bir de e, catch ile hatayı yakalayabilirim ve bunu da konsola basabilirim eğer bir olası hatam var ise. Mesela ne olabilir bu olası hata? Kullanıcı e, şey yapmamış olabilir. Adını getirin. İzin vermemiş olabilir. Bakın yapay zekamız bizim için otomatik tamamlıyor zaten ama şu play'e sanırım ihtiyaç olmayacak zaten. Otoplay yaptığımız için. Hemen şöyle bir dönüp bakıyoruz ve use effect. <laughs> <laughs> use efektimiz yok evet. <laughs> use effect. Şimdi bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi use effect is not defined dedi hala ama aslında öyle dememesi gerekirdi. Şu an kameramız açıldı. Peki görebiliyor muyuz kameramızı şu an? Tüm kontrolü... göster diyelim bir. Ha play yapmak gerekiyormuş demek ki. O zaman şöyle video current play play diyelim biz yine. Yapay zeka bizden daha zeki çıktı şöyle küçülteyim bir de. Şu an evet gördüğünüz gibi benim kafamı <gülüyor> görebilirsiniz. <gülüyor> evet şimdi videomuzu aldık ama biz normal şartlarda Barcode Detection API bir görselden bu detek işlemini yapıyor. O yüzden ya da bir kanvastan yapıyor. Dolayısıyla biz bu görüntüyü kanvasa aktaracağız arkadaşlar. Onu da nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacağız. Bir tane de buraya kanvas koyuyorum. Kanvas. Ve aynı şekilde sevgili arkadaşlar bunu da refleyeceğim. Bunu da canvas diyeyim. Ve ref canvas diyorum. Tamam. Daha sonra burada bu play işlemi olduktan sonra benim ne yapmam gerekiyor biliyor musunuz? Her mesela 100 milisaniyede bir ee, bu canvas tam böyle kullanabiliriz mantıklı canvas current. Ne yapıyormuşuz? Bakın öncelikle canvasımızı seçtikten sonra bir tane ctx e, diye get context'te 2D bir alan oluşturuyoruz. Tamam hemen onu da oluşturalım şöyle. Gayet güzel. Ondan sonra cima bakıyoruz. Öncelikle kanvasımızın vidini ve height'ini ne olarak ayarlayacağız biliyor musunuz? ctx ee, width eşittir. 1280 demeyelim de biz video.current. Video width olsun. Ctx height ise aynı şekilde video nokta current nokta video height olacak. Yani videomuzun boyutu neyse onu ayarlayacağız. Sonra şöyle bir çizme işlemi yapacağız. Onu da set interval ile yapalım. Set interval diyorum. Ve her 100 milisaniyede tamam mı bu arkadaşı çizeceğim. Burada this width değil de ctx width olsun. Şurası da ctx hate olabilir mi acaba alabilir miyiz direkt bir bakalım. Dis dediğimizde buradaki disimiz ne normal şartlarda? Image'imiz. Biz burada ne yapacağız? Video nokta current'ı e, vereceğiz. Ya da pardon neyi vereceğiz lan biz burada? Ha canvas'ımızın kendisini mi vereceğiz? CTX. Yo dur bakalım bir. Canvas is not defined mı? Ne demek lan? Canvas. Can canvas. 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 Tamam. Tamam. Ee, Şimdi biz burada şu hatayı yapıyoruz, aslına bakarsanız arkadaşlar. Biz buradan ctx'e verdik, sanırım orada bir yanlışlık mı yaptık acaba ya? Dur bakayım bir. Ee, evet, canvas'ımızın width'ini, height'ini bir kere öncelikle ayarlamamız gerekiyordu. Yani canvas diyeceğim buraya, şuraya da canvas diyeceğim ve burası video current olarak kalması gerekiyor teknik olarak. Ama gördüğünüz gibi yine de işe yaramadı. Nedenine bakalım hemen bir. Şöyle konsolumuzda bir error'umuz varmış. Konsol açıyorum bakıyorum. Autoplay dedim Did, ha ha şunu koyduğumuzda çalışıyor muymuş lan? Ha? Dur bakayım autoplay diyelim şöyle. Artık şunu ayarlamayalım. Evet, evet, evet tamam süper. Şimdi kanvasımızla ilgili niye biz kanvas bir, bir, daha bakacağız. Bu kanvası çok sık kullanmadığım için sevgili arkadaşlar. CTX'i Canvas'ın kendisinden oluşturuyoruz. Doğru mu? Get context 2D olarak. Doğru. CTX Canvas. Hatta şöyle yapalım. Bu Canvas'ı Canvas current olarak oluşturuyorum. Şurada Canvas'ımızın şeyine ihtiyaç yok. Ondan sonra Canvas current'ımızın vidini ve Canvas current'ımızın heydini ayarladıktan sonra CTX dedik. Draw image dedik. Doğru mu? Draw image. Evet. Video current. Belki şurada hata yapıyoruz yine. Onu da yine video current video width diyelim. Şurada da video current video height diyelim ve vidini height'ini böyle ayarlayalım bakalım. Evet bu sefer de nedense nedense <laughs> video current video width neden kanvasımızın boyutu sıfıra sıfır oldu. <laughs> Peki şu arkadaşları şunun içerisine alsak. Evet sanırım şu an tam olarak işimize yarıyor. Yukarıdaki bizim video kameramız aşağıdaki de artık bizim görselimiz oluyor. Tamam. Şimdi o zaman şunu yapabilirim ben. Şuraya bir hidden koyayım. Benim bununla işim kalmadı artık çünkü. Ben burada benim için önemli olan şey kanvasımın kendisi. Ama neden şey oldu? Hayda. Böyle olmaması gerekirdi. Hidden koyduğumuzda. Peki şunu şöyle tekrardan şöyle bir yapsam. Hidden olduğunda belki otoplay olmuyordur. Evet tamam süper. Olayımız onunla alakalıymış. Şimdi buradaki bizim kanmaz görüntümüz artık tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunu böyle mi yapalım derseniz yoksa bir butona basınca mı yapalım onu bir düşünelim. İsterseniz ee, ne yapalım biliyor musunuz? Tamam şöyle bir şey yapalım. Bir tane buton koyalım. Kamerayı aç diyelim. Tamam mı? Ve şurada da bir divimiz olsun. Bu divimizin içerisinde bu arkadaşlarımız olsun. Buna 10 klik olduğunda e, open cam diye bir şey aç e, metot çağıralım. Şurada da const open cam diyorum ve aslında buradaki yapacağımız işlemleri şuradakileri bu arkadaşa basınca yaptıralım. Şimdi kamerayı ay ne oldu lan? Video with... Tamam kardeşim bir şey mi yaptık biz şu an? Biz bir şey yapmadık ki. Bir yenileyelim bakayım. Evet. Kamerayı aç dedim ve şu an kameram açıldı. Güzel bir şekilde işe yarıyor. Şimdi artık buradan sonra ne yapabilirim sevgili arkadaşlar? Barkod okuyucumu devreye sokabilirim. Barkod formatları varmış. Şu an desteklenen formatlar bunlarmış. Bizim sanırım EAN -E 13 bizim okutacağımız şeylerin formatı. Şöyle bakıyorum şeydekiyle. Benim elindekilerin birebir aynısı bu format. Yani biz EAN13 ama her birisinde de da koyabilirsiniz. Peki burada ne yapacağım? Burada ilk olarak gördüğünüz gibi şurada ne yapıyor? New Barcode decoder, e, ç, Detector diyor ve format olarak da burada işte belli formatları vermiş. İsterseniz QR kodu da verebilirsiniz. Bakın şurada bir QR kod da var. QR kod da olabilir e, şey de normal barkod da olabilir. Yani bu arkadaşı ben bir kere set intervalin dışında şurada diyeyim ki barkod eşittir bu arkadaş. Tamam burada QR kodu da verelim. EAN13 formatında veriyorum. Bu iki format şu an benim işimi çözer gibi geliyor bana. Bir eğer <laughs> sıkıntımız olmazsa. Ve nasıl detect ediyoruz burada? Barcode detector yani şu oluşturduğumuz şeyin altında detect diye bir metot varmış. Oraya imajımızı veriyoruz. Biz burada neyimizi vereceğiz peki? Biz burada teknik olarak kanvasımızı vermemiz gerekiyor. Kanvası verdikten sonra da bizim burada datayı alabilmemiz gerekiyor. Deneyelim mi bakalım sevgili arkadaşlar? barcode.detect dedim canvas current doğru mu? Doğru. Evet result şunu şöyle şey olarak alabiliriz sanırım. E, data olarak alabiliriz. Ve eğer varsa bir datamızda konsola bu e, datayı bastırmasını istiyorum. İhtiyacım olan şey bu şu an. Ve gördüğünüz gibi ne diyor? Barcode detector is not defined mı? Yani bu hata arkadaşlar şöyle bir şey deneyebiliriz. Window deyip böyle window'un altında arattığımızda şu an bir hata yok gibi duruyor. Enteresan bir şekilde kamerayı aç diyelim. Kameramız bir açılsın. Peki şu arkadaşı da şöyle kullandığım zaman her 100 milisaniyede şuraya bir konsol gelecek mi? Gelmedi. Niye gelmiyor? Kamerayı açtık tekrardan. Evet. Şimdi bir deneyelim bakalım bir barkod okutmayı deneyelim. Evet, süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an geldi. Burada raw value diye bir şey geliyor. Format EAN 13 şeklinde. Şuradaki hatalarımız ne bizim? The error you provide doesn't contain a stack trace. The, ne diyor lan the error? <laughs> Bilemiyorum ki. <gülüyor> Şurada <gülüyor> bir de şöyle bir catch error diyelim ve console log error diyelim. Belki bir hatamız vardır ve biz göremiyor olabiliriz. Evet şu an bir hatamız yok ve şu an burada şey var. Tamam süper. O zaman şöyle bir şey yapalım artık. Use effect diyorum. Şey pardon. Use state diyeceğim. Ve burada const barcode set barcode diyeceğim. Tamam mı? Başlangıçta bu arkadaşımız null olsun. Ve eğer burada şey diyelim barkod varsa o zaman div e, bulunan barkod eşittir barkod şeklinde gelsin mi bakalım bir. Kolamızın barkodunu okutmakla başlayacağız şimdi. Şöyle Evet. Ha lan. <laughs> Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz? <laughs> Şurada hiçbir şey yapmıyoruz ki. <laughs> If diyelim data varsa set barcode data code result code mu? Hayır ya. Data nokta raw value şeklinde benim barkodumu set etmem gerekecek. Bir bakalım hemen. Kamerayı aç dedim tekrardan. Şöyle bir barkodumuzu okutmaya çalışalım. Evet gördüğünüz gibi bulunan barkod ve buradaki ile birebir eşleşiyor. Hemen veri tabanıma dönüp bakmak istiyorum. Bir tane veri tabanım var şu an benim. Şöyle bir bakayım. Gördüğünüz gibi Coca-Cola 1 litreye eşleşti. Şimdi ne yapacağım? O zaman burada bir use effect kullanacağım ben arkadaşlar. Use effect. Ve diyeceğim ki barkodum değiştiğinde tamam mı? Eğer barkodum varsa, null değilse burada ben artık APM'e bir istek atacağım. Tamam mı? Ve bu barkodumu göndereceğim. Varsa bir ürün ürün detayını almak istiyorum. Onun için de şurada bir tane PHP klasörüm var. Hemen burada bir tane um, API.php diyelim mesela basit bir veri tabanı bağlantısı yapalım ilk olarak. DB, New PDO, MySQL var mı lan? Helal lan sana. Bak ne güzel. DB test değil. Bizim DB'miz barkod burada. Kullanıcı adımız root. Şifremiz de root. Catch. PDO. Um, PDO. Heh, tamam işte. <laughs> <laughs> tamam şimdi herhangi bir hatamız yoksa o zaman biz barkod diye bir şey alacağız. Bunu da direkt get ile alalım. Yani şu an hiçbir güvenlik kontrolü falan yapmıyorum arkadaşlar. Sadece ee, şey yapalım ya. Hani barkodumuz varsa ben o zaman gideyim. Ee, ne diyeyim? Query db query miydi ya? Ya da prepare select yıldız from barcode ver barcode. Evet. Ondan sonra query bind param. Tamam. Ondan sonra neymiş peki? Execute. Bu arkadaşı da o zaman şey mi yapmam lazım? Ee, barcode deyip print r barcode diyelim ve bakalım. Gördüğünüz gibi <laughs> şu, şu, bind param mesela ben neredeyse uzun zamandır yani şunları uzun zamandır kullanmamama rağmen e, şey bu yapay zeka yapay zeka diyorum o da GitHub'ın Copilot şeyi e, eklentisi onun sayesinde gördüğünüz gibi kodumuzu yazabiliyoruz. Çok şükür bugün de kodumuzu yazdık. Ne diyor video? Tamam dur şimdi. Bir saniye kardeşim sen sen bir git. Lokal ee, localhost barkod e, barcode ya da PHP neydi lan şey? E, PHP barcode api.php ondan sonra barcode eşittir diyelim. Şu barkodumuzu bir gönderelim bakalım e, ee, şey yapabiliyor muyuz? Enown barcode. Evet gördüğünüz gibi neden ne, neden barcode? Evet barcode ve de barcode'muş. Hemen şöyle tekrardan testimizi yapalım. Bir mi? Ne biri lan? E ee, barcode fetch mi demem lazımdı lan benim acaba? Ya da şey mi? E, ee, query ha, fetch PDO fetch lan fetch object bunu böyle mi yapmak gerekecek hemen bir testimizi yapalım evet süper gördüğünüz gibi barkodumun kendisi product'ım price'ım image'im başarılı bir şekilde geliyor bunu da echo json uh, encode diyelim ve bu barkodu böyle direkt json formatında yazdıralım <laughs> bir de bir header belirleyelim buraya content type text yo, şey application json charge set utf8 olsun utf8 şimdi ben gideceğim bu adrese isteğimi atacağım tamam mı burada hemen fetch ile mesela isteğimi atabilirim fetch dedim ee, şu arkadaşa şurada e, neyi göndereceğim barkodu göndereceğim then res res json olacak then burada benim artık datam ve console log data deyip bir konsolumda şeye bakacağım arkadaşlar. Bu arada şuradaki konsolumu kaldırabilirim. Kaldırdım mı? Kaldırmışım zaten. Sayfamı yeniliyorum bir tekrardan. Kamerayı aç dedim. Ve şu arkadaşı bir okutalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Access to fetch at evet, has been blocked by course diyor. Tamam. PHP course diyeceğiz ve Şuradaki arkadaşımızı bir alsak yeterli olacak. Şunu alayım. Şunun başına koyayım ki o hatayı almayalım arkadaşlar. Şimdi sayfamı tekrardan yeniliyorum. Kamerayı aç dedim. Okutalım bakalım barkodumuzu. Evet gördüğünüz gibi benim burada barkodum bu, ID'si bu, imajı bu, price'ı bu, product'ı bu. Hemen başka bir tane okutalım. Şöyle. Hadi yavrum. Hadi oğlum. Evet gördüğünüz gibi ülkel al beni. 1,5 liraymış. Bir tane nargile tütünü okutalım bakalım. <laughs> Şöyle. Şurada. Evet. Hadi bakayım oku bakayım yavrum. Oku. Oku evlat. Bunu niye okumuyorsun lan? Ha. Bu arada bunu tersten falan da okutabiliyorsunuz. Yani şey fark etmiyor çok fazla. Orta ölçekli bir kamera yeterli oluyor. Evet burada da Daim tobacco nargile tütünü 500 gram 130 lira olarak geldi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben? Sadece buradan gelenleri şöyle bir sepetmiş gibi listeliyim. Onu da şöyle yapalım. const basket diyelim. set basket use state. başlangıçta bu da null olsun. Ama eğer şurada diyelim ki basket varsa o zaman basketi map'leyeyim ve her bir item'ı şöyle şurada div içerisinde yazdırayım ve diyeyim ki item nokta product atıyorum Coca Cola bir litre bir alt satıra geçirelim ondan sonra item price evet bir alt satıra sonra image'in içerisinde de item nokta image diyelim buna da still with yüz hate yüz şeklinde verelim bakalım şimdiki tekrardan kamerayı açtım ee, şeyim okutuyorum. Coca-Cola'mı okutacağım inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi <laughs> yine bir eşeklik yaptık. Ve nedir o arkadaşlar? <laughs> Şurada geldikten sonra eğer datam varsa o zaman benim şunu yapmam gerekiyor. Set basket diyeceğim. Doğru. Data değil ama burada ee, basketin kendisi ve ondan sonra da benim kendi datamı koymam gerekecek. Tamam Tekrardan bir testimizi yapalım. Kamerayı aç dedim. Ve kolamızı şöyle bir okutalım bakalım. Evet gördüğünüz gibi basket not iterable dedi. Doğru söylüyor. Basket not iterable. O zaman şöyle yapar isek. Bir array olduğunu. Iterable olması gerektiğini söyler isek. Bakalım. Hadi yavrum. Hadi şunu bir şey yap. <laughs> Hadi zoomla şunu yavrum. Evet. Gördüğünüz gibi aşağıya Coca-Cola 1 litre 5.50 fiyat olarak ve resmi olarak gelmiş bulundu arkadaşlar. Hatta sadece bir key lazım bize. Onu da şöyle key item.id diyerek ayarlayabilirim. Ee, bir tane daha hemen şey yapalım. Dur oğlum ikinci kez niye ekliyorsun hemen ya. Of. Kamerayı aç dedim. Şu arkadaşı bir okutalım. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Odaklan lan şuna. Evet. Ülker al beni geldi. Şimdik mesela şunu tersten okutalım. Bakalım işe yarayıp yaramadığını anlarız. Evet. Gördüğünüz gibi bir adet kolamızla geldi. Bir tane de hemen şu arkadaşı şöyle tersten okutalım. Yani burada kameranın odaklaması yeterli oluyor okuması için genelde. Bir de tabii şey de etken burada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bak mesela şu an bizimki odaklayamadığı için lanet olasıca. Heh, evet aşağıya geldi. Ve benim aldığım 3 tane ürün ve fiyatları burada var. Artık bu saatten sonra ne yapabiliriz? O şeye kalmış. Bir tane olmayan bir ürün e, okutup bir bakalım bize ne geliyor şu an teknik olarak. Ben yani barkodu okulacak ama API tarafında bir şey gelmemesi lazım. Onu kontrol etmedik herhalde. Mesela şu ürün yok. Şu ürüne bir bakalım. Hadi yavrucuğum hadi ya. İşte benim kameranın <laughs> fokus özelliği bir garip olduğu için. <laughs> evet hadi. Bunu bunu fokus edeceksin. Evet. Bu arkadaş fokus olan. Evet. Ulan daha ne kadar getireyim. Ha biz gerçi okumuş, okumuş da olabilir. Bakayım bir. Evet, gördüğünüz gibi false geldiği için herhangi bir şey yapmamış. Onu da mesela şöyle diyebilirdim, else ya çok basit basit bir şekilde alert atıyorum, bu ürün e, bulunamadı diyeyim mesela, tamam mı? Mesela tekrardan ha, evet bana geldi zaten. Şimdi şeyleri falan da kontrol edebilirsiniz. Mesela ben bir daha atıyorum aynı ürünü okuttuğumda aşağıya yine geliyor tabii ki. Bunu atıyorum baskette varsa iki tane gibi gösterebilirdik. Şimdi şu arkadaşı tekrardan bir okutmayı deneyeyim ve şeyi görelim. Sonucumuzu görelim. i̇şte yani bunu <laughs> daha düzgün bir kamerayla yaptığımızda. Evet bu ürün bulunamadı dedi gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Ee, şöyle kendime döndüreyim bari. Evet. Benim bu videoda arkadaşlar <laughs> anlatacaklarım bu kadardı. <laughs> Umarım keyifli, eğlenceli bir şey olmuştur. Şeye de bakalım son olarak isterseniz. Ee, bu arkadaş şu an e, sadece Mac'te çalışıyor şey olarak. Bu barkod e, şeyi. Baktım çünkü kenar yüzde. Burada bakın e, ne diyor? Pardon Chrome'da. E, supported on MacOS only diyor şu an için. Firefox'da şu an için bir support yok. Edge'de yine Mac'te. Fakat mobil tarafta. E, bakın Android browser'da sport e, evet Opera mobilde var. Chrome for Android için var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla insan merak ediyor acaba çalışır mı falan diye ama burada herhangi bir iOS görmediğim için eğer bir şey cihazı bulabilir isem bir Android cihaz bulabilirsem sevgili arkadaşlar bu videonun sonuna o testi de yapar eklerim keyifli de olur. Ee Biliyorsunuz kanala destek olmak için kanala katılabilirsiniz ya da prototürkteki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir tane e, bir test cihazı buldum şimdi kamerayı aç diyelim bakın kamerayı açıyor sıkıntı yok e, bir netleştirmede bazen bir problem oluyor onu anlayamadım ama onu da araştırıp, muhtemelen o netleştirme sorununa bir çözüm buluruz tahminimce. Gördüğünüz gibi doğru bir şekilde netleştirdiğinde başarıyla yine buluyor. Bir sıkıntısı yok. Sadece bunun için şeye, şu an ekranda gördüğünüz kodu ekledim, arka kamerayı açtırabilmek için mobilde. Onun dışında Focus mod diye bir şey var, belki onu ayarlamak gerekiyor. Ama gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Başarılı.